Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Borsa İstanbul'da 6 hisse tedbir kapsamına alındı arkadaşlar. Haftanın ilk günü Borsa İstanbul'un açılış gününde tam 6 hisseye tedbir kararı geldi. Evet arkadaşlar burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Ve de kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet Borsa İstanbul'da payları işlem gören 6 hisse senedi VBTS kapsamında bir ay süre boyunca tedbir kapsamına alındı. Aydem yenilebilir enerji anonim şirketi, Segio şeker gayrimenkul yatırım ortaklığı anonim şirketi, Smart, SmartX yazılım anonim şirketi, Tırılcı, Türk İlaç ve Serum Sanayi hisselerinde açıya satış ve kredili işlem tedbiri konuldu arkadaşlar. Burada size GetMidas'ta bulmuş olduğum çok özel bir açıya satış ve kredili işlem nedir örneği var. Bunu açıklayacağım artık bir daha soru sormayacaksınız büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Net bir şekilde örnekle birlikte güzel bir metin yazılmış. Bunu sizlere birazdan okuyacağım. Evet sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında Aydem Enerji, Segio, Smart ve Tırılca Türk Serum payları 11.29.2022 tarihli işlemlerden seans başından 28-12-2022 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir. Evet nedir bu hemen bunu dediğim gibi anlatayım arkadaşlar sizlere. Açık pozisyon yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kar etmek üzere başvurdukları bir alım satım stratejisidir. Short pozisyon olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınır. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alıp alıcıya iade edilir. Evet şimdi burada güzel bir örnek var arkadaşlar. Bunu örneği verip sonra bu 4 hissenin bugünkü son durumuna bakacağız. Yani niçin bunlara açığa satış ve kredi işlem gelmiş. İki tane daha hissemiz var. Onlara da farklı tedbirler geldi. Onlara da devam edelim bu örneklerden sonra. Jale Hanım ünlü bir otomotiv firmasının çıkardığı yeni modeli için geniş çaplı bir geri çağırma başlatacağı duyumunu alsın. Elon Musk'ın araba firması var ya sürekli mesela Tesla Çin'den bu sefer büyük miktarda bir otomobilleri geri çağıracak. Yeni bir haber arkadaşlar bu. Bu durumda Jale Hanım geri çağırmanın yüksek maliyetler ve olumsuz haberler sebebiyle firmanın hisse değerinin birkaç hafta içinde düşeceğini öngörerek açık pozisyon almaya karar verir. Bu doğrultuda Jale Hanım 100 adet hisseyi aracıdan ödünç alıp o, kapanış, o günkü kapanış fiyatı olan 34 liradan başka bir yatırımcıya açıya satar. Evet bakın 34 liradan aldı tamam mı arkadaşlar bunu aracıdan ödünç aldı ve o günkü, o günkü kapanış fiyatından da 34 liradan sattı. Kendi malı mı kendi malı değil bu. Bir aracıdan alıyor. 2 hafta sonra geri çağırma haberlerine karşılık gelen tepki satışlarıyla hisse fiyatı 28 liraya geriler. Jale Hanım hemen bu fırsatı değerlendirip 100 adet hisse satın alır ve bunları ödünç aldığı önceki hisselerin yerine aracı kuruma iade eder. Evet bu durumda ödünç alınan 100 hisse 34 çarpı 100 3400 lira yapar. Tekrar alınan 100 hisse 28 çarpı 2.800 lira ödenir. Böylece Cihali Hanım 3.400 eksi 2.800-600 lira kar eder. Bu tutardan komisyon ve diğer masrafların düşüleceği unutulmamalıdır. Evet arkadaşlar olay budur işte. Ee, çok basit bir şekilde açığa satışın mantığı budur. Yani siz aracı kurumdan 100 adet hisseyi alırsınız. Düşeceğini tahmin ettiğiniz hisseyi bunu o gün aldığınız fiyattan satarsınız. 34'ten aldığınız 34'e satarsınız. Ve 2 gün sonra, 3 gün sonra hisse 28'e düştüğünde bu hisseyi alırsınız. 100 taneyi ödünç olarak aldığınız aracı kurma. Bu hisseyi iade edersiniz. Bundaki kar oranı açığa satış bulur arkadaşlar. Yani kendi olmayan parayla ticareti döndürme gibi bir şey yani. Evet şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Bu 4 hissenin şu anki durumlarına bakalım. Evet Segio, Aydem, Smart ve Türk İlaç. Evet, Segio şeker gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi gördüğünüz gibi bugünü tavan olarak kapatmış arkadaşlar. 3 lira 52 kuruştan 0.32 kuruş artmış. 5 günlük durumunda ise arkadaşlar yine 46.67 gibi tavan söz konusu. Yani tavan tavan gitmiş. Ve şeker gayrimenkul inanılmaz derecede bu e, yükseliş ve oynaklık olarak görülmüş. Borsa İstanbul tarafından ve açıya satış ve kredi işlemlere e, engel. Açıya satış ve kredi işlemler tedbiri uygulanmış ise de. Evet Smart da aynı şekilde bugünü tavan olarak başlamış. Tavan olarak bitirmiş görüyorsunuz. %9.93 12.62'den 12.62'ye çıkmış. 5 günde de iyi bir yüzdesi var 26.20. Evet, Aydem günü 7.78 negatif de tamamlamış arkadaşlar. 5 günlük durumda ise 18.49 gibi bir gelir varken bu günü 5.78 de tamamlaması ve hissedeki bazı dalgalanmalar açığa satış ve kredi işlemler tedbirine isteği maruz bırakmış. Evet, Türk ilaç ve Serum Sanayi bugün tavan kapatmış. 11 gibi saat tavana geçmiş arkadaşlar saat tam 11'de tavan kapatmış 5 günlük durumda da 20-33 gibi iyi bir kazancı var aynı şekilde Türk ilaç ve serum sanayi de neye uğramış arkadaşlar iki tek bire birden uğramış o e, açı satış kredi işlemlere konu edilemeyecek Evet Pardus girişim sermayesi yatırım ortaklığı alanım şirketi paylarında emir paketi tedbiri uygulanacak arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında PRDGS yani Pardus girişim payları 12. 28'ine kadar emir paket tedbiri ile işlem görecek emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması emir iptalinin, emir miktar azaltımı emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama gibi yayınının kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde açıya satış ve kredi işlemlesi ile bürüt takas tedbirleri emir paket tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor arkadaşlar. Evet. Birazdan bunu hissenin durumuna bakarız. E-Data, e Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi, Paylar Bürük Takas Tedbiri'yle işlem görecek. Evet, Bürük Takas'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Gün içerisinde satış yapamıyorsunuz. En basiti o hisseyi aldığınız zaman gün içinde tekrar satış yapamıyorsunuz. Ve Bürük Takas Tedbiri 3. kademe tedbiri olarak ya da ikinci olarak da düşünebilirsiniz. Açığa satış ve kredi işlem yasalarının üzerine gelen bir tedbir çeşidi Arkadaşlar. A, e, aynı şekilde e, emir paketi de açığa satış kredi işlemler ve bürüt takasının üzerine gelen bir emir paket tedbir sistemi. Evet EDATA bürüt takas tedbiriyle işlem görecek. E, Pardus ise emir paket tedbiriyle işlem görecek. Bunların da son durumlarına bakalım. EDATA günü %2.66 negatif de kapatmış arkadaşlar. E, tam saat 18, 17:55'te eksiye dönmüş. Hisse gerçek manada yukarıda ve güzel giderken son anda 10 dakika içerisinde negatife düşmüş. 5 günlük durumda ise %5.72 endeks altı gelir söz konusu.